Öğretmen arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlere eğitimde kapsayıcılık konusundan oluşan test 37'yi yayınlıyorum. Toplamda 7 soru var. Sorularımın basitlik ya da zorluk düzeyi konusunda çeşitli yorumlar alıyorum. Eminim ki sorularım basittir. Bazı arkadaşlarım çok zor diyor, çıkmaz diyorlar ama muhtemelen bu arkadaşlarımız herhalde ya konuyu eksik çalışmışlardır ya da MEB'in kitabından çalışmamışlardır. Bu sorularımın hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik kitabından birebir alınmış sorulardır. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Kapsayıcı eğitim konusunda hangi cümleler doğrudur? Kapsayıcılık öncelikle düşünme sistemimizde geliştirmemiz gereken bir anlayıştır. Birinci cümlemiz. İkinci cümle, kapsayıcı eğitim anlayışı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olmakla ilgilidir. Üçüncü cümlemiz, önce birey dili olarak ifade edilen kavram kapsayıcı anlayışa yönelik geliştirmemiz gereken bir dil alışkanlığı olabilir. Dördüncü cümlemiz kapsayıcı eğitimin öncelik alanı engelli bireylerin eğitimidir. Bakalım hangi cümlelerimiz doğru? A şıkkında 1, 2, 4, B şıkkındaki 3, C'de 1 ve 3. cümleler, D'de 1, 2, 3, E'de ise 3 ve 4. Eğer cevabı bulduysanız ben de hemen sizlere cevabı söyleyeyim. Cevabımızda sadece bir tane hatamız var. O da dördüncü cümleydi. Kapsayıcı eğitimin öncelik alanı engelli bireylerin eğitimi değildir. O halde bunu çıkarttığımız zaman 1, 2, 3 olan cümlelerimiz doğru. Yani cevabımız D şıkkıdır. 2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme ne zaman imzalanmıştır diye bir sorum var. A. 1980, B. 1982 yılı, C. 1985 yılı, 1987 yılı, D şıkkı, E şıkkı ise 1989. Evet, herhalde bulduğumuz cevabı 1989 yani Edirne. Üçüncü soru. Kapsayıcı eğitime yönelik haklar en genel anlamda ne ile güvence altına alınmıştır? A. Anayasa, B. Kanun, C. Yönetmelik, D. Tüzük, E. Kanun hükmünde kararname. Cevabımız tabii ki en genel anlam dediğine göre anayasadır. Yani üçüncü sorunun cevabı Ankara. Yani A şıkkı. 4. Kapsayıcı okul, farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inanan, ortak bir anlayış geliştirmiş, kişisel haklara ve eşitliğe değer veren, okulları tanımlamakta kullanılan bir kavramdır. Okulların genel özellikleri dikkate alındığında bazı kavram ve uygulamaların ön plana çıktığı görülmektedir. Hangisi bu özelliklerden değildir? Bakalım. A. Liderlik, B. Bireysel farklılıklar, C. Tutarlılık, D. Okul kültürü, E. Farklılaştırılmış öğretim. Evet, dördüncü sorumuzun da cevabı tutarlılık değildir. Yani Ceyhan. Beşinci soru. Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerin uyarlandığı sınıflar ile geleneksel sınıflar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Hangisi bu sınıflamaya uymamaktadır? Şimdi geleneksel sınıflarda bir bakalım neler varmış. Öğretim öğretmen merkezlidir. Öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. Gruplar oluştururken sabit ve öğretmen yönlendirmeli olarak düşük, orta, yüksek başarıların grupları şeklinde yapılır. Öğretimin uyarlandığı sınıflar ise yani geleneksel sınıfların tersi olan sınıflarda ise öğretim öğrenci merkezlidir. Farklı gruplama formatları büyük grup, küçük grup, akran işleme vardır. Öğretim tek bir şekilde yani ders anlatımı yoluyla sağlanır. Bakalım bu saydığımız gruplamaların içerisindeki temel bileşenlerden hangisi buna uymamaktadır? A şıkkında öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. B öğretim tek bir şekilde ders anlatım yoluyla sağlanır. C gruplar oluşturulurken sabit ve öğretmen yönlendirmeli olarak düşük, orta, yüksek başarıların grupları şeklinde yapılır. D öğretim öğrenci merkezlidir. E öğretim genel olarak büyük gruplar etkinlikleri şeklinde yapılır. Baktığımız zaman 5'in cevabına aslında 5'teki öğretimin uyarlandığı, pardon, evet 5'in cevabı, öğretmen cevabı söyleyeyim, 5B, öğretim tek bir şekilde ders anlatım yoluyla sağlanır. Yani öğretimin uyarlandığı sınıftaki
Son bileşen olan öğretim tek bir şekilde yani ders anlatım yoluyla sağlanır cümlesi aslında yani bileşeni geleneksel sınıflara aittir. Yanlış gruplama yapılmıştır. O halde cevabımız B'dir. Yani Bursa. Altıncı soru. Eğitimin etkili, verimli ve kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için eğitimin paydaşları vardır. Hangisi bu paydaşlar içerisinde yoktur? Basit bir soru. A. Öğretmenler, B. Aileler, C. Okul yöneticileri, D. Sivil toplum kuruluşları, E. İl, ilçe, Milli Eğitim Müdürlükleri. Baktığımız zaman herhalde basit bir soru. Cevabımız Edirne. Belki D diyebilirdiniz ama D onun içerisinde yer alır. Edirne yani il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri paydaş olarak yer almıyor. En azından Milli Eğitim kitabında da bu şekilde tanımlanmış. Yedinci ve son sorumuz. Özel yetenekli çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler aşağıda verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı çok fazla duyarlı olmama. B. Genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenme. C. Asenkronize gelişim gösterme. D. Duygusal açımdan hassas olma. E. Meraklı olma. Çok soru sorma. Evet. Baktığımız zaman cevabımız Adana. Bu 7. ve son sorumuzun da cevabı yani Adana sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı çok fazla duyarlı da olmama değil olma olacaktı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara like atar, aynı zamanda abone olursanız ben de sizlere de teşekkür ederim. Emeklerimizin karşılığını almış oluruz. Sonuçta gönüllü yaptığımız bir çalışma. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.